arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bu süreçte bizim için yapılabilecek en iyi şeyin çalışmak olduğundan bahsetmiştik. Bunun için iyi bir sağlam bir çalışma programına ihtiyacınız var. Fakat iyi bir çalışma programı nasıl hazırlanırdan önce bahsetmek istediğim 3 kavram var. Çünkü 3 kavramı hayatımıza yerleştirmediğimiz sürece her çalışma programı eksik kalacaktır ve genelde görüşmelerimizde ben programlı çalışamıyorum ya da işte program yapıyorum bir hafta sonra işte devam ettiremiyorum gibi serzenişlerin altında yatan nedenlerden biri, hatta en büyüğü, bu 3 kavramı yeterince hayatınıza yerleştirememiş olmanız olduğunu göreceksiniz. Nedir bu 3 kavram? Birincisi otokontrol, ikincisi iç disiplin ve bir diğeri iç motivasyon kavramları. Otokontrol aslında öz denetim de denilebilir ve pek çok uzmanın başarılı olma yolunda zekadan ve IQ'dan çok daha önemli bir kavram olduğu konusu üzerinde uzlaştığı bir kavramdır otokontrol. Peki nedir? Yaygın tanımı olarak yapmak istediğimiz işe yoğunlaşıp disiplinli bir şekilde çalışabilme gücüdür. Burada bir işe odaklandığım zaman dikkatimi dağıtabilecek bütün engelleri, etkenleri kontrol altında tutabilme gücümdür aslında. Bununla ilgili genelde çocuklara anlatılan bir hikaye vardır. Kaplumbağa ve tavşan hikayesi, bilirsiniz. Tavşan doğuştan hızlı koşma gibi bir yeteneğe sahiptir ve kaplumbağa ile bir yarışa girer. Fakat bu yeteneğine çok güvendiği için rahat davranır. Kaplumbağada çalışmasıyla, işte isteğiyle, azmiyle yarışı kazanır, tavşanı geçer. Şimdi burada mesela tavşanın otokontrol mekanizmasını iyi çalıştırmaması vardır. Peki buna engel olan şey nedir? Özgüvenidir tabii ki. İşine iyi odaklanmamış, çünkü onun kendisine olan o gereksiz özgüveni işine iyi odaklanmasını engellemiştir. Bunu kontrol altında tutamamıştır, bu duygusunu. Bunun gibi aslında burada çok güzel bir mesaj var tabii çocuklara verilen. Peki bu otokontrol doğuştan gelen bir özellik midir? Hayır, kesinlikle öğrenilebilir. Fakat bunun için ilk şart anlamlı bir hedefinizin olmasıdır. Bakın, bir hedefinizin olması demiyorum. Anlamlı bir hedefinizin olması. Bu ne demek? Kişi bir şeyi isterken neden istediğini bilmeli. Yani kendisine şu soruyu sormalı. Niye ilk okulunu istiyorum, fakat neden? Bunun benim hayatımdaki yeri nedir, önemi nedir, bana katkısı nedir gibi. Böyle bir anlamlı bir hedefinizin olması ilk şarttır. Kitap okumak, iyi bir dinleyici olmak da size bu konuda katkı sağlar. Bunun dışında evde ve okulda küçük sorumluluklar almanız, yani evde ev işlerine katkıda bulunmanız, okulda bir takım etkinliklere katılarak sorumluluk almanız, hatta ödev sorumluluğunu hayatınıza yerleştirmiş olmanız da otokontrol anlamında size olumlu katkılar sağlar. İç disiplin nedir? Aslında iç disiplinle otokontrol birbirine çok yakın, iç içe geçmiş kavramlar ama iç disiplinde anahtar kelime alışkanlıktır. Yaygın tanımıyla yine iç disiplin, kişinin belirlediği hedeflerine ulaşmak için tüm davranışlarını, tüm alışkanlıklarını buna göre düzenlemesidir aslında. Evet, alışkanlık sizin yaşınız için de önemli bir kavram. Çünkü ağaç yaşken eğilir, biliyorsunuz. Sizin yaşınızda kazanılmış olan iyi ya da kötü alışkanlıklar gelecek yaşamınız için çok kalıcı özellikler taşır. Bu yüzden iç disiplini sağlamak adına mutlaka hayatınızdaki kötü alışkanlıkları bırakıp yerine iyi alışkanlıklar kazanmaya gayret etmelisiniz. Mesela sizin yaşınızda sık görülen işte kötü alışkanlıklardan neleri sayabiliriz? Erteleme, üşengeçlik, plansız çalışma, sağlıksız beslenme gibi. Mesela bunların yerine kitap okuma, spor yapma, sağlıklı beslenme, planlı programlı çalışma alışkanlığını kazanma gibi iyi alışkanlıkları edinmek çok önemli. Ve ilk hedefiniz mutlaka sağlıklı, başarılı, huzurlu ve mutlu bir yaşam olmalı ve bu hedef doğrultusunda hayatınızı disipline etmelisiniz. Diğer bir kavramımız iç motivasyon. Motivasyon kavramı genel olarak bize bir davranışı yerine getirmeye iten güçtür. Bu yüzden
aslında hayattaki her davranışımızın altında bir motivasyon yatar. Sınava çalışırız çünkü iyi not almak isteriz. İşte iyi bir vatandaş olmaya çalışırız. Bunun için de işte motivasyon kaynaklarımız vardır. Kültürden gelen, aileden gelen, değil mi? Bu anlamda motivasyon da hayatımızda aslında hep olan bir kavram. Ama iç motivasyon nedir? İç motivasyon herhangi bir dış etkenin etkisi altında kalmadan hedeflerimi kendim belirlemem ve bu doğrultuda severek aslında yol almamdır. Şimdi özellikle mesela iç motivasyonun sağlanması için şu soruları sorması gerekir kişinin kendisine. Ben kimim, ne istiyorum, gerçekten beklentim nedir hayattan? Bu soruların cevaplarını kendimiz vermediğimiz sürece diğer tüm dış etkenler yetersiz kalacaktır. Yani düşünün ki bir dersi sadece iyi not almak için çalışıyorum. Evet, sonunda 100 alabilirim ama bir yerden sonra bu sıkıcı bir hal alır. Ama gerçekten öğrenmek için, gerçekten sevdiğim için çalışıyorsam çok daha keyifli bir hal alır. Bu yüzden çalışma programı ile ilgili çekeceğim videoda sık sık yine bu kavrama ve bu üç kavrama da sık sık değineceğim, örnekler vereceğim. Birazcık daha kafanızda oturması için ve hayatınızda yer bulması için bu üç kavramın. Şimdilik iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.